Merhaba hanımlar. Çok güzel bir yelek anlattım. Erkek anneleri isyandaydı. Instagram'dan bana sürekli yazıyordu. İşte erkek modeli neden az diye. Çünkü kız modeller çok fazla. Çeşit çeşit yapabiliyorsunuz. Bu yeleği bile kız bebeklerine göre uyarlayabiliriz. Kullandığım ip Polosu Soft Lux. Anti-billing özellikli beyaz renkli. Ve 250 metre uzunluğunda bu ipimiz. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir ip. Dokusu yumuşacık. N11, Trendyol, hepsi burada. PTT AVM gibi alışveriş sitelerinden bu ipi temin edebilirsiniz. Bakın civcivim. Çok güzel oldu. Dediğim gibi buralara bir iki çiçek yaparsanız ya da bunu çıkartıp şu tepesine çiçek yaparsanız kız bebekler için çok güzel bir model olacak. Hatta bu yanlarına düğme değil de kızlara bağcık daha tatlı olabilir. Bağcık da ekleyebilirsiniz. Bakın bu düğmeler açılıp kapanıyor. Ahşap düğme kullandım güzel olsun diye. Bu gözleri için inci düğme kullandım. Bakın göz değil, amigurumi düğmesi falan değil. Normal inci düğme kullandım. Sarımızın sarı rengi de normal istediğiniz sarı renk alabilirsiniz. Şu an ipin kodu yok bende. Onun için gösteremiyorum. Bakın içi de bu şekilde tertemiz. Çok rahatlıkla erkek bebeklerimize olabilir. Zaten bu yeleği nasıl büyütebilirsiniz? Detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi genişliği bakın 30 santim. Omuzdan etek ucu da 30 santim. Yani rahatlıkla bu yelek 1 yaş, 1,5 yaş hani giyebilir. 1-2 santim daha büyütseniz mesela 2 yaşta giyebilir. Zaten detaylı anlatmaya çalıştım. Hemen örgüye başlayalım. Evet hanımlar. Örneğe başlamadan önce ben size basit yoldan bu modeli anlatmaya çalışacağım. Bakın bu elimdeki ön parça, buradaki de arka parça. Şimdi biz ön parçadan başlayacağız. Bakın toplamda burada 50 tane trabzan var. Saydığımda 50 tane trabzan var. Trabzan yaparak bu örneği kuracağız. Zincir tekniği kullanmayacağım. Çünkü bakın çok güzel esneme payı oluyor bu şekilde. Ama dilerseniz zincir çekerek de yapabilirsiniz. Ama eğer trabzan yaparsanız mesela ölçü aldığınız zaman daha rahatlıkla daha doğru bir ölçü çıkıyor. Bakın ölçtüğümde 25-26 santim, biraz gevşettiğim için normalde 25 santimdi. Normalde 26 santim, 25 de olabilir. Ben bir yaş çalışacağım için 25-26 santim benim için ideal bir ölçü. Zaten sağ ve soluna da lastik geleceği için bu 30'a tamamlanacak. Siz ölçü alırken çocuklarınıza, yaş gruplarınıza göre mutlaka bir kıyafet olsun. Ben şimdi örnek bir kıyafet üzerinden göstereceğim. Bu elimdeki bir kazak. Penye de olabilir. Bak. Bu parça 1 yaş için yapılacak. Bakın bu 3 yaş. Bu kazak 3 yaş. Şimdi daha büyük yaş gruplarına nasıl yapalım diye bana çok mesajlar geliyor. Ben size bunu önce bir detaylı anlatmak istiyorum. Şimdi hanımlar geldik. Zaten yandan bağcıklı düğmeli bir yelek modeli olduğu için sadece bize en gerekli. Böyle ölçtüğüm zaman bakın 30 santim. Bu 3 yaş bir kazak. O zaman siz 30 santim olana kadar trabzan yapacaksınız. Şimdi hemen başlayalım. Zaten çok pratik bir yelek çalışması olacak. Süslemesi çok afilli. Onu göstereceğim. Şimdi bak ön parça çalışıyorum. Arka parçada da aynı şekilde yapacaksınız. Burada 1 yaş için toplamda 50 tane trabzan var. Şimdi 2 yaş için siz ölçünüze göre trabzanları yapacaksınız. Şimdi ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Kilitledik. 1, 2, 3 zincir. Tel aldım. Bakın birinci zincirin
Biletinden girdim. Tel aldım. Bakın 3 tane. 1 çıktım. Bu sefer 2 çıkıyorum. 2 çıktım. Şimdi 3 çıktım. Tel aldım. Bakın döndürüyorum. Şuradaki 2 tane bakın kanat var ya. Bu zincir kanadından girdim. Tel aldım. Bakın. Tığda 3 var. 1 çıktım. İlk de 1 çıkıyorum. Şimdi 2, 2. Tel aldım. Bu kanatları girdim. Bakın buradaki zaten Trabzan'ın biriti oluyor burası. Bu biritten girdim. Tel aldım. 1. Bakın 2, 2 çıktım. Böyle geçiriyorum. Bakın yan yan Trabzan oluşuyor. Bu teknik aslında çok güzel, çok kolay. Daha örgüler muntazam düşüyor. Alt kısmı, etek ucu kasmıyor. Bu şekilde bakın trabzan yapıyoruz. Bakın esniyor. Bunu tabii siz 50 tane yapın. Daha büyük yaş grubu yapanlar 55, 60, işte hani 70 gibi trabzan yapabilir. Bak şu an ben kaç trabzan yaptım? Bu zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çektim. Ben bunu örnek için size gösteriyorum. 10 tane yapacağım. Şimdi video uzun olmaması için bunu örnek küçük parça çalışması yapacağım. Ama sizler bu kadar uzunlukta çekmek zorundasınız. Devam ediyoruz. Bakın gayet güzel bir lastik çalışması oldu. Şimdi zincir çekseydik zincir bazılarınız sıkı çektiği için alt tarafı kasıyor. Ben şimdi bol ve gevşek çektiğim için ben sıkıntı yaşamıyorum. Ama siz ölçü alırken mesela trabzanı zincire doldurduğunuz zaman o zaman gerçek ölçü belli oluyor. Ama bu şekilde yaparsanız doğru ölçüyü rahatlıkla bulabilirsiniz. Mesela bakın şimdi bu parçayı geldim bunu aldım. Buraya koydum. Bakıyorum ölçüyorum. Buradan buraya kadar daha trabzan yapmam lazım. Buradaki sayı önemli değil. Bunun önemli olması gereken şey hırkanıza göre burayı yapmanız. Şimdi bana sürekli bu tarz yeleklerde sayı soruyorsunuz. İşte kalıbınız olsun, elbise kalıbınız mutlaka. Daha küçük yaş grupları için mesela 45 tane trabzan olabilir. Hani bunu bilemiyorum. El farkı, ip farkı bunu değiştiriyor hanımlar. Hatta birisi bir yeleği yapmıştı benim ölçülerimle. 17 santim olmuş. Dedim ki 17 santim olması imkansız. Büyük ihtimal ince bir ip kullandı. Eli sıkıdır. O şekilde küçük düştü. Ama sizin elinizde bir kalıp olsa çok güzel şekilde ilerlersiniz. Şimdi böyle yaptım. Bakın yaptı. Fazla yapmama gerek yok. Video uzun olmasın diye. Şimdi hemen bakın ikinci sıraya geçeceğim. İkinci sıraya geçerken lastik başlayacağım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Döndüm. Bakın bu bir trabzan. Trabzanın tepesine girdim. Bakın burası biriti. Bir trabzan yaptım. Şimdi önden bakın önden bir tane aldım. Nasıl başladıysam o şekilde bitireceğim. Arka kısımdan girdim. Bakın trabzanın arkasından lastik yapmaya başladım. Önden aldım. Arkadan ön kısımdan
Şimdi arkadan. Bakın çok güzel lastik oluşmaya başladı. Ön kısımdan. Bakın lütfen aklınız karışmasın. Bu sadece video uzun olmaması için küçük örnek çalışması. Sizler bu kadar genişlikte çekip bu lastiğe başlayacaksınız. Gerçekten çok kötü yorumlar geliyor. Özellikle bu Türk vatandaşlarından diyeyim. Ben anlam veremiyorum. Yabancılar o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel dualar yapıyor ki. Ama bizim hanımlarımız bir öfke, bir sinir, bir asabiyet anlamadım gittim. İzlemeyin. Eğer beğenmiyorsanız lütfen izlemeyin. Kötü yorumlarınız içinizde kalsın. Yabancı insanlar hep dua ediyor, teşekkür ediyor. Yani bilmiyorum. Bir videoda şöyle bir yoruma karşılık geldi. Çok kötü anlattınız, berbat bir anlatım, işte fiyaskosunuz diye. Ama aynı video altında diyor ki bir bayan, o kadar güzel anlattınız ki çok teşekkür ederim diyor. Şimdi benim aklım karışıyor. Bende mi hata var yoksa karşımdaki insanda mı hata var? Elbette hatalı anlatabilirim. Hani dört dörtlük anlatamam. Zaten acemiliklerim oluyor, karıştırdığım yerler oluyor. Hani bunun için kusura bakmayın. Ama yorum yaparken de biraz nazik, biraz kibar, biraz sakin olsanız daha iyi olur. Ve güzel yorum yapan bayanlar çok ve onlara ayrıca buradan çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi geldik, bakın önde yaptık. Önde bitti. Bakın ön. Bu arkada olmaz, hata verir. Burası arka, burası ön, burası arka olursa bu köşeleri kötü durur. Bakın. Bir trabzan önde başladım, arka ön devam ettim. Bakın önde bitirdim, bir trabzanla bitirdim. Şimdi burası ön alıp burası arkadan alınıp bitirsem hemen yanında trabzan çok kötü durur. Muntazam durmaz. Bu detaylar gerçekten çok önemli. Şimdi tel aldım. Bakın trabzan ile bitiriyorum. Tepesine bir itine girdim. Trabzan yaptım. Şimdi iki zincir çektim. Döndüm. Hemen bir trabzan yapıyorum yine. Şimdi bu sefer arkadan alıyorum. Çünkü tersine döndük. Şimdi önden. Şimdi arkadan. Bu şekilde hanımlar yapalım. Şimdi lütfen beni yanlış anlamayın. Önerileriniz, fikirleriniz benim için önemli. Ama gerçekten çok kabaca yorumlar geliyor. Benim sistemim onlara. Şimdi hanımlar bakın. Bu lastik yerini siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben 3 sıra ördüm. Bu kadar benim için ideal. Ama sizler 5-6 tane 6 sıra falan yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar bakın. Bundan sonra ne yapmışım? Düz trabzan örmüşüm. Hiçbir şekilde ne arttırma ne eksiltme yapmadım. Ne yapacağım? Hemen trabzanların biriklerine birer birer trabzan yapıyorum. Bak, bu şekilde birer birer trabzan yapıyorum. Şu an ön parçayı anlatıyorum. Şimdi omuz çok önemli. Omuzu anlatacağım size. Buralar basit. Ben şimdi ön parça ve arka parçanın alt kısmı bu şekilde başlayacak. Omuzları farklı olacak. Şimdi hanımlar bakın. Lastikten sonra düz trabzan yapıyorum. Devam ediyorum.
Bakın son geldim Birit'e batıyorum. Trabzan yaptım. Şimdiki zincir çektim, döndüm. Aynı şekilde bakın trabzan yapıyorum. Bu yelek modeli hem kız hem erkek her türlü yapabilirsiniz. Bu yeleğin temel kalıp anlatımı yani süsleme çeşidi farklı farklı yapabilirsiniz. Bunu her türlü kız ve erkek bebekleri rahatlıkla kullanabilir. Bu arada bir takipçi yorum yazmıştı. Çok konuşuyorsunuz falan filan diye. Ondan sonra bir farklı takipçim de dedi ki duman yöntemiyle mi dedi konuşacak, anlatacak dedi. Telepati yöntemiyle mi? Çok gülmüştü bana. Buradan da teşekkür ediyorum o hanımefendiye. Bakın. Bu şekilde. Evet, bazen çok konuşuyorum ama konuşmadan da anlatamıyorum. Maalesef çok konuşmak zorundayım. Şimdi bakın. Görüyor musunuz? Dümdüz devam ediyoruz. Hiç eksiltme, arttırma yok hanımlar. Bu elindeki bunun minyatür çalışması. Şimdi hanımlar, bu elindeki şu an ön parça. Siz bu altını ördünüz, düz parça ördünüz. Şu an bir yaş yaptım mesela. Dediğim gibi elinizde kazak olsun. Şimdi ben bir yaş yaptım. Bakın. Omuz detayına. Şimdi mesela siz buradan ördüğünüzde koltuk altına kadar mesela 2 sıra daha ördükten sonra omuz detay yapacaksınız. 3 yaş için, 2 yaş için. Bu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi bu ölçü benim için ideal bir ölçü. Hatta bu yelek 1,5-2 yaş için uygun bir ölçüde. Şu an şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Toplam 24 sıra ördüm. Şimdi hanımlar ben bir detayı atladım. Çekmeyi unuttum. Şimdi bakın bu bir yaş bir hırka. Geldik aldık bunu. Bakın bunun beden genişliği kadar zaten yapmış olduk. Fark ettiysen şu iliklendiği zaman böyle. Yanda da lastik gelecek, tam olacak. Şimdi tam etek ucundan, bakın etek ucu burada. Bakın burası ön parça. Hırkamızın da ön kısmı burası. Bakın ön kısmının bitiş noktası omuza başlamadan kolun yarısı. Bakın kolun yarısı. Siz de şimdi 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş yapanlar varsa ön parçayı etek ucundan kolun yarısına kadar düz öreceksiniz. Dümdüz, hiç eksiltme artırma yapmadan dümdüz. Ondan sonra eksiltme, omuz detay yapacaksın. Bakın eksilte eksilte. Fark ettiniz mi? Bakın şöyle şu omuz detayı. Bakın bir de buna. Bakın omuz detayı. Zaten burasını boğaz olarak düşünün. Bakın burası da boğaz kısmı olarak. Bakın burada da lastik var. Yani kalıp olarak bunu kullanacaksınız. Şimdi arkaya geçelim. Arka her zaman yüksektir. Bakın arka her zaman yüksek. Arka parçayı da bakın 2 sıra fazla örmüştük zaten ön parçadan. Bakın kolun tam ortası burası. Kolun bakın 2 sıra fazla ördüğüm için tam burada. Arka detayı gördünüz mü? 4 sıra örmüştük. Yani buradan buraya kadar 2 sıra fazla öreceksiniz ön parçadan. Bakın bunu da aynı o şekilde diyelim. Parça örerken buradan şuraya kadar öreceksiniz. Hani 2 parmak diyelim önden aşağı 2-3 parmak arkadan. Ön parçadan da diyelim 4-5 parmak ayarlayacaksınız. Bu şekilde yaka kısmını düşüreceksiniz hanımlar. Yani elinizde böyle bir kalıp olsun. Hiç önemli değil. Bakın periş bir hazır hırka. Hazır bir kazak. Böyle elinizde kalıp olmalı. Şimdi hemen devam edelim. Şimdi hanımlar omuz kısma geldik. Ben söktüm.
Size tekrar göstermek için. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi 12, 13, 14. Şimdi 15 ve 16'yı kestiriyorum. Bak, bu üçlü ya. Şimdi şu 2'den çıktım, bitti. Tel aldım. Hemen 16. Bakın, birite girdim. Tel aldım. Bu ikisini çıkış yaptım. 1, 2, 3 tel kaldı. Direkt çıkış yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Biraz yakınlaştırayım. Şimdi bakın, 2 zincir çektik. Aynı şekilde tekrar kestirme yapıyorum. Bir trabzan yarım çıktım. Tel aldım. Hemen yanına geldim. Bu ikiden çıktım. Şimdi komple çıkış yapıyorum. Şimdi bakın, normal düz trabzan örüyorum. Bakın, buralarda hiç artırma yok. Şimdi trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Döndüm. Buradaki döndürdüğümde kestirmeyi de göstermek istiyorum. Evet, bakın son 2 tane 1 2 birit kaldı. Şimdi buraya kestirme yapıyorum. Sadece fark ettiyseniz yakağının iç kısmına kestirme yapıyorum. Dönüyorum. Şimdi tekrar kestirme yapıyorum. Bakın, bu şekilde kestirmeyi tamamlıyoruz. Şimdi ben hemen bunu örüyorum. Sonra geliyorum buraya. Evet, bakın, şimdi son kestirmeyi yaptım. Şimdi sadece bir trabzan buraya yapıyorum. Kestirme yapmıyorum. Birer birer yapıyorum. Evet, böyle devam ediyoruz. Şimdi bakın, son sıramızdı zaten. Sayacağız kaç sıra ördüğümüzü. Evet. Şimdi ipi keselim. 2, 3, 4, 5, 6. 6. sırada kestirme yapmadım. Sadece 5 sırada kestirme yaptım bu tarafta. Şimdi aynı şekilde sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. 16 burası. Şimdi hemen ipi takalım. Şimdi bak, aynı işlem yapacağız. Farklı bir işlem yok. Buradan başlamamızın sebebi, eğer buradan başlarsak buraların çizgileri eşit düşmez. Onun için buradan başlıyoruz. Şimdi sadece nasıl başladığımı göstermek istiyorum. Ne yaptık? Trabzan başlamıştık. Kestirme ile bitirdik. Ama bu sefer içten başlıyoruz. O zaman kestirme ile başlayacağız. Bak, kestirdim. 1, 2 ve bu kadar kestirme. Şimdi normal birer birer trabzan yapıyorum hanımla. Bu şekilde aynı buradaki işlemi buraya yapıyoruz. Sadece başlangıç noktası farklı.
Buradan hep kestiriyoruz, kestiriyoruz. Altıncı sırada bir trabzan yapıp bitiriyoruz. Şimdi ben bunu bu ön parçayı yaptık. Şimdi arka parçaya geçiyoruz. Şimdi hanımlar, ön parçada bakın 24 sıra ördük. 6 omuz yaptık. Toplamda 30 sıra örmüş olduk. Şimdi arka parçada da bakın. Arka parçada arka kısım her zaman uzun olur. Bunu 26 santim 26 sıra ördüm. Şimdi 4 parçada omuz yapacağım. Bakın. Niye arka? Bakın ön kısa, arka uzun. Bu efekti, bu ölçüyü verebilmek için arka parça 2 sıra daha fazla ördüm. Siz de örerken diğer yaş gruplarına göre diyelim ön kısmı başka büyük yaş grubu yapın. 30 yaptıysanız arkayı 32 yapın. Hani hep bir iki sayı tık fazla olacak. Ama omuz da eksiltmemiz gerekli. Çünkü 30 sıra bu, 30 sıra bu olacak. Sadece şu arkadaki uzunluğu fazla olacak. Omuzu arkada kısa olacak. Şimdi bakın burada 6 sıra örmüştük. Arkada da biz 4 sıra öreceğiz. Şimdi bakın bunu nasıl hesaplayacağız? Buradan sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırayı sayacağız. Kaç tane trabzan var? Bak üstten başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O zaman biz de 4 sıra öreceğimiz için 14 sıra öreceğiz. Bakın. Normal trabzan yapıyorum. Bu arada bunu atladım. Şimdi lastik başladınız ya. Önde 50 çektiyseniz şu dibine buna da 50 çekeceksiniz. Ön parçasının alt kısmı nasılsa bu alt kısmı da aynı sayı olmak zorunda. Burası 50, burası 60 olmaz. 50 ise 50, 60 ise 60. Farklı bir işlem olmayacak asla. Eşit düşüreceğiz. Şimdi bakın omuz detaya geliyorum. Karıştırılmasın lütfen. Bu arka parça ön parçayı yaptıktan sonra omuzunu. Şimdi 14 tane trabzan yapıyorum. Şimdi daha büyük. Bu arada daha büyük yaş grupları yapılacak ya mesela 2 yaşta diyelim burası 16 idi ya siz 18 yapın. 3 yaşsa işte 20 yapın. 4 yaşta işte 22 yapın. İkişer ikişer trabzan arttırabilirsiniz. Yani tamamıyla yakanın açıklığı, bolluğu, darlığı sizin zevkinize de bağlı. Size bağlı yani. Ama çok da sıkı dar yapmayın. Baş çevresi geçebilecek şekilde ayarlamaya çalışın hanımlar. Şimdi toplamda zaten farklı bir işlem yok. Aynı öndeki omuz gibi olacak. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet şimdi 12 yaptık. Şimdi 14 de kestireceğiz. 1, 2 bakın. 13 kestirdim. 14 kestiriyorum ve ikisini bir çıktım teke düşürdüm. Şimdi dönüyorum. Şimdi ikinci sıram. 1 2 çektim. Şimdi bakın kestiriyorum. Hemen bunu buraya örüp geliyorum. Evet bakın ördüm. Şimdi düz geldim. Şu an 3. sıradayım. Evet burayı da böyle kestirme yapıyorum. Çıkış yaptım. Şimdi bakın 4. sıraya geldim ve bu son sıram. Bakın burayı da bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaparak bunu bitiriyorum. Şimdi öndeki omuz sayısı kaçsa arkadaki omuz sayısı aynı olmak zorunda. Çünkü biz bu omuzları birleştireceğiz. Şimdi burası fazla, burası eksik olursa hata verir. Biri boşta kalır diğer trabzanlar birleştirirken. Şimdi bak sayacağız. Bakayım ben hata verecek miyim? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Bu 11 çok güzel oldu. Eşit düştü. Bakın bu şekilde giderseniz
Hiçbir hata vermezsiniz. Şimdi bakın ön parçayla arka parçayı ben bu videoyu kesmeden diğer omuzları sonradan öreceğim. Bakın, şöyle bakın bu bakayım nasıl oluyor pardon. Burası ön parça. Bakın şu trabzan önde olduğuna göre burası ön taraf. Zaten bunun ön tarafını bu lastikten anlayabilirsiniz. Şimdi bunun da bakın ön parçası burası. Bakın trabzan önden lastik. Bunun da ön parçası burası. Şimdi böyle üst üste getirin. Bu omuzları birleştireceğiz. Bak şöyle trabzan. Sık iğne tekniği kullanacağız. Sık iğne tekniği yapıyoruz. Bak böyle arkadan aldım. Çıkış yaptım. Arkadaki trabzanlar, öndeki trabzanlar birbirinin üzerine gelsin. Böyle birleştirmeye çalışalım. Evet, bakın. Çok da güzel oluyor. Şöyle birleştirdim. Buradan da böyle bitirdim. Bakın omuz kısmını bitirdim. Bakın omuzumuz bu şekilde. Şimdi arkadaki omuzu da aynı şekilde 14 sayın. Buradan kestirme yaparak bunu aynısını buraya yapın. Omuzları örüp geliyorum. Evet, şimdi önce boğaz kısmı yapıyoruz. Normal bakın şu omuzdan takıyoruz ipi. Düğüm atacağım. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi hanımlar, trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Normal trabzan çalışacağım. Bakın trabzanın ortasından girdim. Şimdi şuraya batıyorum. Sırayla böyle artırma eksiltme yapmadan trabzan yapalım. Bakın bu şekilde. Yapıyoruz. Geldim buraya. Evet, bakın normal trabzan yapıyorum şimdi. Komple çevresini böyle sırasıyla komple çevresini trabzan yapalım. Evet bakın komple yakasını trabzan yaptım. Şunu şöyle yapayım. Şimdi bakın trabzanın bir etinden girdim. Direkt çıkış yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bakın önden bir trabzan aldım. Aynı şuradaki lastik gibi yapıyoruz hanımlar. Bakın. Arkadan bir, önden bir, arkadan bir trabzan alarak. Bakın buraya hızlı geçiyorum çünkü lastik yapmayı artık öğrendiniz, biliyorsunuz. Şimdi sadece şurada kestirme olacak. Şu şekilde göstereyim, açıyorum. Buranın böyle tam yuvarlak düşmesi için burada, 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 burada birer tane kestirme yapacağız. Onu da çok basit. Önden aldım bir tane. Şimdi bakın arkadan iki tane alıyorum. Sadece bu. Şimdi önden bir ve bu şekilde bakın devam ediyoruz. Bakın geliyorsunuz, geliyorsunuz. Buradan arkadan iki tane alıyorsunuz. Bitirdiniz. Bir kesilme. Bakın buradaki bir kesilme. 2, 3, 4 kesilme.
Bir önden bir arkadan gelerek lastiği yapıyorsunuz. Sonra isterseniz 2 sıra 3 sıra daha gidebilirsiniz. Ben şimdi bitirip geliyorum. Evet hanımlar, bakın geldik yaka kısmına. Önden bir tane alıyorum. Şimdi arkadan aldım. Direkt trabzanın bakın bir itinden giriyorum. Bitirdim bu sırayı. Direkt çıkış yapıyorum. Şimdi iki zincir çektim. Bakın öndeki trabzanı önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bakın bu şekilde yaka kısmını yapıyoruz. İsterseniz 2 sıra, isterseniz 3 sıra. Yani tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Bir bayan bana fotoğraf atmıştı. Bu yaka kısmını bayağı bir ördü, boğazlı durdu. Çok şık duruyordu. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben şu an 2. sıraya gidiyorum. Dediğim gibi siz 4, 5, 6, 7 sırada örebilirsiniz. Yakayı böyle komple bitirip geliyorum. Evet hanımlar, son zaten bir işlem kalmıştı. Bu kenar kısmına lastik gidecektik. Burayı sizler için bıraktım. Burayı anlatacağım. Bakın böyle civciv yapacağız. Yanına düğme ve ilikli olacak. Şimdi bunları böyle açalım. Şimdi trabzan yapacağız öncelikle. Trabzan yaparken yeleğimizin ön tarafından başlayacağız. Ön kısımdan başlayacağız. Eğer bu iç kısmından başlarsak kötü durur. Ön yüzünden trabzan yapmaya başlayalım. Mesela bununkini yaparken bu taraftan başladım. Bu tarafı da buradan başlayacağım. Arka kısımdan. Normal bakın trabzan yapacağız. Aynı yakadaki gibi olacak. Bir düğüm atıyorsunuz. Zaten bu fazlalık olan ipleri saklayacağız. İki zincir çektiniz. Birer birer trabzan yapıyoruz. Bakın birer birer trabzan yapıyorum. Bakın böyle düz trabzan yaptıktan sonra lastik yapımına geçeceğiz. Sonra ilik yeri açmayı göstereceğim size. Bakın trabzanın tam ortasına yapıyorsunuz. Sonra tepesine. Bakın burada birit var. Birit kısmına trabzanın tam ortasından böyle ip yararak, bakın böyle ipin içinden geçerek. Şimdi bakın birit böyle. Bu şekilde dümdüz trabzan yapıyorsunuz. Buraya kadar geliyorsunuz. Sonra dönüşte lastik yapacağız. Şimdi bakın trabzan yaptım komple buradan böyle. Şimdi lastik yapımına geçeceğiz. İki tane zincir çektim bakın. Şimdi bir tane trabzan yapıyorum. Bakın burası ters kısım, ön kısım olduğu için bakın, burayı arkadan almak zorundayım. Çünkü diğer tarafta önden almıştım. Bir ön, bir arka yaparak lastik oluşturuyoruz. Şimdi ilik yerini açacağız birazdan. Bakıyorum kaçın sırada yapmışım. Önden 1, 2, 3 tane saydım da öndeki trabzanlar 3 sıraymış. Şimdi buradan da bakıyorum. Bakın 1, 2, 3 sıra. O zaman bunu söküyorum. Bakın arkadan yaptım. Bir zincir çektim. Burayı atlıyorum. Hemen diğer yanından arkadan alıyorum. Bakın böyle çevirdiğimde bakın ön kısım
yapmış oluyorum trabzanları. Arkadan boşluk bıraktım. Bu tarafa çevirdiğim zaman arkadan trabzan öndekini bıraktım. Direkt arkadan aldım. Şimdi ikinci iliği de açalım. Böyle devam ediyoruz. Toplam ben 3 ilik açtım. İlik istediğiniz kadar açabilirsiniz. Daha sıkı bir ilikler falan uygulayabilirsiniz. Şimdi ilik arası 2, 4, 6. Önden saydığım zaman trabzanı, yani 12 tane trabzanda bir ilik yeri açtım. Şimdi sayalım. Bakın sadece önleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Bakın arkadaki ilikleri saydım. Şimdi bir zincir çektim. Aynı şekilde arkadan alıyorum. Bu şekilde ilik yeri açıyoruz. Sonra örüyorum normal. Bu şekilde lastik yapıyorum. Şimdi bu sırayı böyle komple iliğinizi de açın. Komple lastik yapın. Bitireyim gelin. Sonra ilik yerini dolduracağım. Evet hanımlar, bakın ilik yerine geldim. Şu an diğer sıraya atıyorum. Bakın trabzan, lastik, lastik, son sıra burası. Şimdi önden yaptım. Bakın ilik yeri. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bu kadar. Öndekini de önden alıyorum. Bu şekilde bitiriyoruz yeleği. Sonra süslemeye geçeceğiz. Bakın bu şekilde. Örüyorsunuz. Düz devam ediyorsunuz. Diğer ilik yerini de göstereyim size. Evet. Şimdi bakayım. Bakın burada ilik yeri. Öndekini önden aldım. Boşluğa bir batıyorum. Trabzan yaptım. Şimdi öndekini önden alıyorum. Bakın bu şekilde yeleği bitiriyoruz hanımlar. Sonra düğmeleri dikiyorsunuz. Bakın yeleğimiz çok güzel oldu. Tabii eğer bunu kız için yapıyorsanız yanlarını bağcıklı da yapabilirsiniz. Şimdi civcive geçelim. Evet hanımlar, önce civcivin taban kısmından başlıyoruz. Toplam 15 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15. Şimdi trabzan yapacağız. Tel aldım. Üçüncü zincire batıyorum. Normal, bakın bu zincirleri komple dolduruyorsunuz. Tabii civcivi büyük yapmak istiyorsanız bu diyelim 17, 18, 20 istediğiniz boyutta civcivi yapabilirsiniz. Şimdi elimdeki yelek 1 yaş olduğu için tam bakın çevresini kapladı. Bir de bunu örerken 2,5 milim tığ ya da 2 milim tığ ile örün. Çünkü sıkıca güzel bir civciv olsun. Doldurdum komple. Şimdi iki zincir çekin. Sadece bu köşeye, başlangıç ilk köşeye çift trabzan yapıyorsunuz. Bakın iki tane yaptık. Şimdi normal birer birer trabzan örüyoruz hemen. Şimdi ben bunu buraya hemen getiriyorum. Evet geldim bakın. Şimdi buraya hemen bir ve iki tane trabzan yapıyorum. Başlangıçta 2 yapmıştık. Sonuncunda da 2 yapıyoruz. Şimdi 2 zincir çektik. Döndük. Tekrar aynı şekilde 2 tane yapıyoruz. Bu son 2. 3. sırada 2 tane yaptık. Şimdi düz birer birer trabzan yapıyoruz. Buradan buraya kadar geliyorum. Evet, bakın geldim. Şimdi aynı şekilde buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi dümdüz yukarı doğru öreceğiz.
Bakın normal hiç artırma, eksiltme yapmadan düz örmeye başlayacağız. Bakın böyle düz örüyoruz. Düz. Bakalım 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıra örelim. Ondan sonra burada kestirme var. O kestirmeyi göstereceğim size. Hemen 10 sıra düz örelim. Hiç artırma eksiltme yapmadan bakın birer birer köşelere batarak böyle devam edelim. Tabi civcivin boyutu şeyi tamamen size bağlı. 9 sıra da yapabilirsiniz. 11 sıra da yapabilirsiniz. Hani siz istediğiniz boyuta, hırkanız yeleğinize göre bu civcivin boyunu ayarlayabilirsiniz. Birer santim kısa olmasını istiyorsanız diyelim. İşte 8 sıra örün. İşte o şekilde ayarlayacaksınız yani. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Bakın hiç arttırma eksiltme yapmadan birer birer örüyorum. Bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi döndüm. Bir trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde toplam 10 sıra, 9 sıra ne kadar istiyorsunuz o şekilde örün. Evet, şimdi hanımlar kestirme yapacağız. Bakın, kestirme çok basit. Sadece bir zincir çekiyoruz. Kestirme derken yuvarlak kavis formu vereceğiz. Şimdi bakın şu birinci trabzan, iki zincir çekiyorsunuz. Birinci trabzandan girdim, iki tane tel çıktım. Şimdi aynı şekilde batıyorum bir ite, iki tane tel çıktım. İki trabzanı teke düşürdüm. Şimdi bir bir örüyorsunuz. Bitirirken de aynı şekilde iki trabzanı kestireceğiz. Civcivin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Genişliğini. Hani buna takılmayın. Hani 7 de olabilir. Mesela örme uzunluğu 8 sıra örebilirsiniz. Yani sizin göz zevkinize bağlı yani bu. Şimdi bakın iki tane kaldı. Kestirdim. Sonra burayı da kestirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın. Bir sık iğne. İki sık iğne. Şimdi bir yalancı trabzan. Bir tane daha yalancı trabzan. Şimdi trabzan. Trabzan. Örüyorum. İki tane sık iğne. İki tane yalancı trabzan kalana kadar normal düz örüyoruz. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane kalacak. Şimdi yalancı trabzan 1, 2. Şimdi sık iğne 1 ve 2. Şimdi bakıyorum başladı. Şimdi bakın burası ön yüzü. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi bunun etrafını komple sık iğne yapacağım. Yuvarlak şekilde düşecek. Bakın böyle normal sık iğne tekniği kullanıyorum. Yüz yuvarlak olacak bu şekilde. Bakın. Şimdi köşeye geldiğim zaman da hiç arttırma yapmıyorum. Direkt hemen aşağı iniyorum. Bakın yuvarlak oldu. Köşede sakın arttırma yapmayın. Yuvarlak düşmez. Düz iniyorsunuz. Böyle sırayla komple çevresini bakın. Yapıyorsunuz. Yüz yuvarlak bir aynı bunun gibi bir görüntü oluyor. Şimdi video uzun olmasın diye bunu bitirmeyeceğim. Yüz yuvarlak yapıyorsunuz bu şekilde sık iğneyle. Şimdi hemen gelelim kanat yapımına. Bakın. Kanat yapımı içinde 8 tane zincir çekiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tel aldım. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Normal trabzan yapıyorum. Şimdi büyük bir civciv yapıyorsanız 10 tane yapmak zorundasınız. Böyle. Normal trabzan doldurdum. Son zincire de 6 tane trabzan yapıyorum. Son zincire
6 trabzan yapıyorum. 2, 4, 5 ve 6. Şimdi hemen geliyorum yan. Bakın döndüm. Şimdi bakın son zinciri de doldurdum. Şimdi 2 zincir çekiyorum, döndüm. Bakın buradaki boşluğa 1 ve 2 tane trabzan yapıyorum. Hafif şu şekli verebilmek için çıkıntıyı kanat formunda. Şimdi döndüm, düz devam ediyorum. 6 tane yapmıştık ya burada. Geldim. Bakın 6 tane trabzan var. Bunların üzerlerine ikişer ikişer trabzan yapıyorum. Bakın 2 tane trabzan yaptım. Şimdi bakın 2 tane yapıyorum. 2 tane yapıyorum. Toplam 12 tane zaten burada trabzan olacak. 6 tanenin tepelerine, biritlerine battığınızda. Evet, şimdi döndük. Evet, şimdi son bitirirken de çift batacağız. Düz örüyorum şimdi birer birer. Bakın birer birer örüyorum. Buraya da son 2 tane trabzan yapıyorum. Bu kadar. Zincir çekiyorum. Şimdi isterseniz şöyle sık iğne değil de bu şekilde ip yürütme tekniği kullanabilirsiniz. Bu son. Zaten bundan sonra başka bir işlem yapmayacağız. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Bak böyle. Tel alıyorsunuz, direkt çıkıyorsunuz. Ama bunu yapamazsanız sık iğne yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra bir zincir çekin. Burayı da aynı böyle şuralardan batarak böyle bakın. Evet, son burayı da yapıyorum ve bitiriyorum. Bakın bu şekilde yapmış olduk kanadı. Aynı böyle geliyorsunuz, dikiyorsunuz civcivin üzerine. Bunu alacaksınız. Böyle buna dikeceksiniz. Sağlı sollu. Dikerken de dikkat edin. Şimdi hemen ibiğine geçiyoruz. İbik için. Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tel aldım. 1, 2 atladım. 1 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Buraya direkt indim aşağıya, bak. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum tam buraya. 1 aynı zincir olduğu yere 2 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Hemen yanına batıyorum. Aynı şekilde 1 2 çekiyorum zincir. Şimdi 1 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde bir ibik oluşturduk. Sonra bunu alıyorsunuz bu şekilde, bak kanadı yaptığımız gibi böyle ipten geçiriyorsunuz. İbik bakın bu kadar basit. Biraz şey istiyor böyle, hani ben yapıp söktüm falan, uğraştım bu şekilde buldum. Mesela siz başka bir ibik tekniği de kullanabilirsiniz. Şimdi ayaklara gelelim. Ayaklara 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektiniz. Şimdi pardon 9, 10. 9, 10 zincir çekiyorsunuz. Şimdi hanımlar, tel alın. Bakın tel alın. 1, 2, 2'ye batın. 1 yalancı trabzan. 2 yalancı trabzan. 3 yalancı trabzan. Sonra bak hemen bunun yanındaki bak zincir 4. trabzana gir, zincire geliyorum.
Direkt çıkış yaptım. Bakın birinci ayağımı yaptım. Şimdi aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen yanındaki zincire 1, 2, 3. Bu ortadaki parmağı biraz uzun olacak. Onun için burada 4 tane yalancı trabzan, bu köşelerde 3 tane yalancı trabzan. Bakın aynı battığım yere, bakın battığım noktaya geldim. Direkt çıkış yaptım yine. Şimdi bu sefer 1, 2, 3, 4 tane yapıyorum. Çünkü 3 tane yapacağım. 1, 2, 3 yalancı. Şimdi bak geldim. Aynı noktaya batıyorum ve çıkış yapıyorum. Bakın ayak parmaklarını oluşturdum. Şimdi hanımlar, bir zincir çekin, kilitleyin. Bakın bu zincirin içine, burada kaç tane zincir var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var burada. Bakın normal yalancı trabzan yaparak ayağı da bitiriyoruz. Bakın bu şekilde ayak kısmını da bitiriyoruz. Bunu zaten böyle civcivi dikmeden önce bu ayağın bunun içinden tutturuyoruz, ayarlıyoruz. Bakın ayağımız da bu şekilde. Şimdi gagası da çok basit. Hemen göstermek istiyorum. Gagası için de işleme de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektim zincir. Hemen yanındakine 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne. Döndüm. Pardon, 4 tane olacak. 5 tane, evet 2 tane atlamışım. Ben de diyorum sayı niye yanlış oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen 4. sık iğnenin yanına batıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Döndüm. Bakın yarıma bir tane tel aldım. Hemen yanına geçiyorum. Tel alıyorum. Bu ikisini bir çıktı. Şimdi geliyorum, hemen tel alıyorum, hemen batıyorum. Bu ikisinde bir çıktım, ikiye düşürdüm. Şimdi bu ikiyi bire düşürüyorum. Bir, bir. Bak, kestirerek üçgen bir şekilde gaga yaptık. Bunu da zaten civcivi güzel monta ettikten sonra bu gagayı da onu sonra dikiyorsun. Dikerken güzelce ne? Size bir teknik vereceğim. Yaparken mutlaka ipi böyle ayırın, katından şu iki teli alın, şöyle iki tane tel alın, bu iki tellen bu civcivi güzel dikin, daha güzel olacak. Kanadını, ibiğini falan, turuncuysa turuncu iplen dikin, sarıysa sarı iplen dikin. Bunlar da ince düğme. İnci düğme kullanın. Göz falan kullanmadım. Tuhafiyelerde mutlaka var siyah ince düğme. İnci düğme yapabilirsiniz. Ya da siyah bir ipten de göz yapabilirsiniz. Bu şekilde yeleğimiz hanımlar. Diğer bakın düğmelerimi de bu şekilde ahşap kullandım. Çok güzel bir yelek oldu. Hem kız çocuklar için hem erkek çocuklar için hani istediğiniz gibi süsleyip püsleyip çocuklarınıza giydirebilirsiniz. Benden bu kadar. Şimdiden herkese kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.